canlı nefsin. Sessiz sakin dert boğazıma dolmuş. Boş hesaplara vakit ayırırsam üzerime saldırır hepsi. Açılır yara günden güne, taş attılar gül verdime. Umutlarını koyu maviye salkana bulanmışsa tüm perdeler. Sırtından bıçakla dostu, ihanet et bir anet olsun. Bimaneden bin aile olacağız, kusura bakmasın rahatını bozacağız. Gülemedik ağlamaktan ve dert bedeni sarıp sarmalamaktan. Düşmek yok kalmak var, sokakta tanrı yok Allah var. Umutları dere altına ya da eş toprağa göklerin altına. Sana beş kurlardan saldırırdı hayat en kurnaz hem delikanlı. Biz geldik demir aldılar, gençliğinden geri kaldılar. Bize girdik geri sandılar da eski mevzuları geri saldılar. Nedir bu kasvet, kapanı semalar? Düşenle düştüm, akar gözyaşım kenardan. Neresi lanet bitmedi vedalar? Büyüklerden silah çekmemeyi öğrenmiş. Ateş Doğan mekanıma kadar geldiyse öğrenmediğim pek az şey vardır. Onu da ben sana öğreteceğim. Buyurun. Mithat Zadoğlu, benim neredeyse Elazığ'taki kalemi yıktın. Kalemi kurtarmaya mı geldin? Yok, kaleye komutan atamaya geldim. Eskisi ne olacak peki? Onu da yeni komutan öldürecek. Kral olmak varken neden komutan olayım ki? Senin gözün kral olmakta değil ki. Eski komutanın zulmüne son vermektir. Bunun da ödülü olarak kral sana kalenin muhafazasını vermektedir. Sana Hüseyin Çınaroğlu'nu altın tepside sunacağım. Ne zaman? Önce bir masayı toplayayım, sonra gerekeni yaparsın. Ne masasından bahsetsin sen abi ya? Kartalların avını, kargaların ise leş atıklarını beklediği masa. Ne zaman kurulacak bu masa? Sana haber gelecek. Oradaki gücün adamın gözündeki ateştir. Tek gelme, kinini yut da gel. Kan kusmaya gideceksin. Ben kanımı toprağa gömdüm. Bu saatten sonra kan kusturmak için varım. Haber vereceğim. Sen benim dediğimi yap, gücünle gel. Meydanlara indik tekrardan. Bu sefer kaybetmeye niyetim yok. Zaten kaybedersek hepimiz kaybederiz. İyi söylüyorsun kardeşim benim. Kurban olan ben sana. Zamanı vakti gelince onlara öyle bir darbe vurak ki üzerine gözlerine boku sürüp meydanlığa salak. Millete ibret olsunlar. Fatih Baba, bir biskina da dur da. Bu yaştan sonra nedir ha? Bırak bak senin gençlerin var. Durabildin mi babam yerimde? Durabildin mi? Kan fışkırı yan benimden kan fışkırı kapıya. Onları görünce bile iyicene kafayı yiyip.
bombaya kafa atmış deli Fethi derler bana. Nasıl duran ben yerimde? Kardeş karışmayın Fethi dayım. Ha, maşallah var ha, görmüşsünüz. Ayaz kardeş, biz seninle neler neler yaptık. Bir gün olsun bile dile getirmedim. Fakat şimdi burada memleketin ve masanın merak ettiği bir konu var. Bence sormanın vakti geldi. Acara ne oldu? Bir gün evde oturuyordum. Ateş Doğan beni aradı. Kardeş, Acar vurulmuş. Neredesin peki? 800 evlerdeyiz. Tamam, geleyim. Ateş! Kim yaptı lan bunu? Kardeşim, ben sesleri duydum, gittim baktım yerde yatıyor, aldım geldim. Ateş! Önce babamı kaybettim. Şimdi kardeşimi alacaklar benden. Kim yaptı bunu? Öğren bana. Ben öğrendim. Acar'ı vurduklarından birini tanıdım. Süleyman abinin yanında görmüştüm. Nasıl olur lan? Süleyman abi bunu bize nasıl yapar? Git onu Süleyman abine sor lan. Abimin durumu nasıl? İyi iyi, kurşun boşluğa denk gelmiş. Düzelecek, ben gidelim iki bir şey alalım gelelim. Yemin yuttu Hüseyin Çınaroğlu, Elazığ artık bizim. Ayaz bu gazla Silo'yu telaf eder. Ayaz'ı ne zaman bitireceğiz? Ölmemesi daha iyi oldu, artık bize can borçlu. Planlarımız istediğimiz gibi gitmedi ama İstanbul biletini almış olduk. Tamam da Ayaz'ı ne zaman bitireceğiz? İstediğimizi aldıktan sonra ben o İstanbul'a gideceğim. Onu da basamak yapacağım. Elazığ da artık senin olur. Öyle değilsen öyledir ama Ayaz dünkü çocuk değil ha. Zaafı var Hüseyin, zaafı. Ayaz'ın çok zaafı var. Yani Acar'ı ateş kurtardı. Ölmedi. Peki hayatta mı hala? Sonra gittim Süleyman abiyi öldürdüm. İçeri girdim. Acar ayağa kalktı. Görüşüme geldi. Ateş tekrar bunu kurtarıyor. Kurtarmasının sebebi de zaafımın kalması. Ateş Doğan bir süre sonra görüşüme geldi. Bana intikamından vazgeç. Ben de Acar'a karışmayayım dedi. Ben de kabul ettim. Bir süre sonra Acar'ın kimliğini değiştirdik. Kendine yeni bir hayat kurdu. Çoluk çocuğa karıştı. Hayatına devam etti. Rahmetli çok iyi bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Öldü yani. Kendi eceliyle ailesinin yanında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Allah dostlarının eksiğini vermesin. Amin. Hacı, mercan tamam mı? Kardeşim hele boş döndü. Aynen dediğin gibi silahlar patlamadı. Hüseyin yanındaki adam iş çıkardı. Sen de dostluğumuz için kendini riske attın. Bundan sonra sana verilecek bir canım daha var. Mercanı fitledim. Hüseyin'in peşine saldım. Sokağını saftiş ettik. Herkes Mithat'la iş yaptığımı sanıyor. Kimsenin senden haberi yok. Ateş de gelmiş. Mithat'ın yanına mı gitti bilmiyorum. Oraya uğramıştır. Bu sefer iyi oynadık. Ateş buraya gelerek ilk hatasını yaptı zaten. Bundan sonra daha dikkatli oynamamız lazım. Mithat'ı Hüseyin'in yerine geçireceği belli. Hüseyin'in dikişi çözüldü. Bu saatten sonra da tutmaz. Kardeş, o masa kurulacak. O masada bu saatten sonra hepiniz olacaksınız. Mithat'ın her dediğine ona vereceksiniz. Allah içinse Mithat da hakkını verdi. Dengeleri değiştirdik. Ayaz kardeş, kurtlar meydanı boş bıraktığı zaman o meydanda ya çakallar ya sırtlanlar hüküm sürmeye çalışır. O yüzden meydanları fazla boş bırakmaya hiç gerek yok. En kısa zamanda sahaları ve meydana inmeni bekliyoruz. Ne zaman ineceksin? Bugün, yarın. Herkes kendine dikkat etsin. Eyvallah. Eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.
sen bizi ölüme mi gönderdin? Hayırdır? Ne değilsin sen Mercan? Verdiğin silahlar patlamadı. Oyuncak çıktı. Az daha postu deldirecektim. Nasıl olur? Onu dön kendine sor. Bu saatten sonra senin bir çöpüne bile ihtiyacım yok. Bir memlekete rezil ettin beni. Büyüğümsün ağa. Ama bitti. Ben sokaklardayım. Düşme yeter. Eksiz. Harun'un verdiği silahlar dandik çıkmış. Mercan tuzağa düşmüş. Gidip bitireyim işini hemen. Yok. Önce Mercan'ın işini bitir. Burada Mercan bir ömür boyu hapiste tutacak deliller var, kayıtlar var. Bunu emniyete teslim et. Harun'u da paket et. Paketi de sen patlat. Bir müddet ben burada kalacağım. Tamam baba. Aslan oğlum be. Oğlumdan çok bu kelime sana yakışıyor öksüz. Boynum yolunda feda baba. Aslan oğlum be. Aslan oğlum. Bu saatten sonra kral da biziz, paşa da. Abi biz intikamımızı alak da kralının da paşasının da. Yavaş 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 sakin ol. Ama Büdü haklı. İntikamımızı almamız lazım. Ateş Hüseyin altın tepsi de sundu bize. Hüseyin duymuştur şimdi. Dikkatli olmamız lazım. Köşeye sıkışan kedi aslan olur aslan. İtaat haklı kardeş. Acısını bizden çıkarmaya çalışıyordur. Daha önce gördük nasıl kahpı oldu bunu. Verecek bir canımız daha yok beyler. Biz bu işi kökten bitirmeye bakalım. Ateşi bekleyeceğiz. Bakalım Hüseyin Çınaroğlu'nu bize getirecek mi? Yoksa kendi avınızı gidip kendiniz mi bulun diyecek. Masa yakında kurulacak. O zaman belli olur. İyi bilir o masa kurmayı, iyi bilir. Geçmişi bizi ilgilendirmez beyler. Biz önümüze bakalım. Adam uyuşturucu satmış. Bize ne? Biz işimizi görek de gerisi teferruat. He abi, o da olacak, iki şırınga da sen vur. Tövbe estağfurullah ya. Abi milletin çağısına, çoluğuna yazık. İçeri düşenlerin %80'i bu illetten düşüyor. Ya madde kafasındayken icraat yapıyor ya da maddenin peşindeyken. Ben onu bunu bilmem abi, tozcuya güvenmem. Her neyse kardeş, basamak basamak gideceğiz. Birbirimize düşmenin bir manası yok. Efendim Okan. Efendim paşam. Tamam, tamam, tamam. Hemen gönderiyorum. Özcan. Efendim abi. Ya öyle kardeş, git bir o bizim Okan'a baksana ya. İlla sen iste. Tamam abi. Git onu biraz gezdir ha. Niye kardeş? Okan'ın ayağı yok mu? Kendi gezen mi? Özcan'ı niye çağırıyor? Yok kardeş. Yok. Çınaroğlu mahalleyi taradığı zaman o da arada gitti. Belden aşağısı ferç. Söyle valla. Aslan gibi çocuktu ya. Yazık, günah. Ben de gidin, var mı bir isteğiz? Allah'a emanet olun, giden bir üstüm var, şunu daha değişiyor. Ben üstüm daha yeni değişmiştin. Bir daha değişiyor ama ne olacak? Özcu bekle Özcu! Koş lan koş! Koş lan! Koştu bak, kar yemiş, çabı da üst eşmekle bozmuş. Kuzum ne işin vardı gitsin ya? Bak şimdi gelemiyorsun. Neyse, hadi hadi kapatıyorum ben. İşlerim var. Ooo hanımefendiye bak sen. Tamam, seni seviyorum. Hadi dikkat et kendine, görüşürüz. Ben de seni seviyorum. Hadi öptüm kocaman, görüşürüz. Uzun zaman olmuş hala görmeyeli de. Doğru ya. Vallahi kız bir yurt dışı yapayım dedi kafam dağılsın diye. Gelemiyor şimdi de. Hastalık kaldı, başını gitti. Allah yardımcımız olsun. Ya Ekber, sana bir şey soracağım. Geçen sizin kanal Türkiye'ye gündem yaptı. Kim yaptı? Neler oluyor? Biliyor musun? Bu sefer amcanlarla alakası yok. Ama amcanın hasımları. Mithat gibi mi? Polis bilmiyor mu? Hepsi hapse girer.
Bugün yarın paket yaparlar zaten. Of, hadi ya. Üzüldüm. Hayırdır? Hala mı aklında? Of, aman boş ver. Neyse hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Görüşürüz Seval Hanım. Hoşçakalın. Bekliyorum yine. Hayırdır Seval, ne iş peşinde yine? Ne bileyim ben neyin peşinde? Yine Mithat'ın peşinde zar. Seviyor kızım, haklısın. İmkansız aşk işte. Aynen Özlem. Sıkıntılı. Takmış kafaya bir kere. Ama Mithat'ta da var bir şeyler. Aman aman, Mithat uzak dursun ondan. Mithat'ın uzak kalacak tarafı mı kalmış? Yakında ya ölür, ya hapse girer. Allah korusun. Hayırdır Özlem? Sen üzülmezdin böyle şeylere? Flash, flash, flash. İyi haber olurdu senin için. Eskiden tanıyorum. Ablasıyla çok samimiydik. Rahmetliyle. Mithat kardeşin gibiydi. Beraber miydik? Artı aynı mahallede oturuyoruz sonuçta. Sen yine de beni dinle Özlem. Uzak dur. Nasıl isterseniz Ekber Bey. Asu! Şekil olmuş muyum lan? Allah'ına kurbanım abi. Eyvallah. Bura şükür ki. Allah gaza bela vermesin o zaman. Kardeşim, evi buraya taşımışsın sen. Abi ne yapak ha, her şeye hazır olmak lazım artık. Cenazeye de, düğüne de. Düğüne? Ha, düğüne. Aynen. Devamlı gelin abi, Allah'ım Ekber. Abi dur direkt, ne yapıyorsun? Yap. Aa bırak abi oradan, hepsiz yapsın. Boy ama. Herkes malum şu aslar anında bilginize çıkış yapıyoruz. Memurlara saygılı insanlarız. Konuşma. Benim adım Burak Zadıoğlu. Size bir sigara çekin. Memurum. Memlekette o kadar silah patladı. Böyle muamele girmedik. Bu memleketin ayarlarını oynarım. Ugri. Gece mahallede olayım var. Adını telsize koymuşlar. Seni tek seferde satmışlar. Kaçak diye seni sormuşlar. Karakola resmini asmışlar. Seni almak için kim kusmuşlar. Kaderine 20 sene yazmışlar. Düşersen eğer kaldırmam. Hakkımı haksızlar haklatmam. Kediyi başına aslan yapmam. Çakalı sürüye sokturmam. Huzurum yok, düşman çok. Param var ama kimsem yok. Bayram değil, hayra mı geldik? Başınıza belah selayı verdik. Bir yanım toprak, bir yanım sevda. Bir yanım ölüm, bir yanım darda. Sizden gelen her şey zorda. Parmağı olan aldılar sorguya. Başımıza bir ton bela açmışlar. Kim var kim yok alacaklar. Mevzuya seni de koyacaklar. Ansızın bir gün vuracaklar. Çakala haine yer açma. Sofrana haram parayı katma. Evim var dışarıda gariban yatma. Çocuğun var rızkını satma.
kanka ne oldu? Bas 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 bas. Sigaram var ama çakmak yok. Menfaatmişim karnım tok. Baksana cebine kuruşun yok. Yıkmaz beni esaretin. Benim yıllardır cesaretim var. Abi hayırdır? Elazığ'a kadar gelmen gerek yoktu. 3 gün daha gelmezsem sesiniz soluğunuz kesilecekti. Bundan sonra Mithat Zadoğlu ne derse olacak. Benim ticaretimde sıkıntı olur eğer Mithat olursa. Ben ne dersem olacak. Hüseyin Çınaroğlu ne olacak peki? Hüseyin Çınaroğlu'nu yaktım gitti. Küllerini de üzerinize serptim. Herkes ayağını denk alsın. Sizin yüzünüzden bu cehenneme geri döndüm. Adam benim en güvendiğim adamımı vurdu Ateş Bey. Şahin benim elim kolumdu. Elimi kolumu kestiler. Senin elin kolun benim Şinasi. Bir eksiğimizi mi gördün? Senin bu karın ağrın ne bıra? Estağfurullah Ateş. Yalnız canımız acıdı. Koltukta Mithat oturursa sana sekte vurur. Tecrübesiz sonuçta. Bu masada bir kelime daha çıkarsa bu masayı da sizi de yakar giderim. Bana benim işimi öğretmeyin. En yakın zamanda çağıracak Ateş hepinizi. Bir seferde harcamak olmaz Hüseyin'i. Ersan Efendi, bizim düşünecek bir şeyimiz yok. Yolumuz da belli, tarafımız da belli. Sen düşün. Evvel Refik, badel Tarık. Önce yoldaş, sonra yol. Ersan Efendi, senden bize ne yol, ne de yoldaş olur. Ne senden, ne de Hüseyin'den. Ateş kimi derse o. Ya Ateş kimdir ha? Siz gidin onu çala çala anlatın. İki toz getirdi götürdü diye başımıza baron mu oldu? Hayırdır? Yer mi lan bizde? Kalk git buradan. Haddini aşma Deza. Pişman olursun. Etsene lan pişman. Deza. Şimdilik bize yakışmaz. Ne de olsa senin mekanında. Ersan Efendi, sen de edebinle geldin, edebinle çek git. Hepinizden görüşeceğiz. Abi ne gerek vardı Allah'ın ya? Ne oldu Ekber Efendi? Gitar çalmaya benzemiyor değil mi bu? Ya ne alakası var şimdi abi? Sahnesini de biliyorsunuz ha. Bırakmadı Siki abi ben bunu delik deşik edeyim. He valla Saru baba. İki delik açacaktın ama. Şimdilik bize yakışmaz. Yeri zamanı geldiği zaman sahnesinde iki delik yerine dört delik açmayı da biliriz. Yazık edecekti kendine Fırri. Boş ver, kendi düşen ağlamaz. Eyvallah. Olanlardan haberin var mı amca? Silahları mı değilsin? Yok. Ateş Doğan gelmiş. Nasıl gelir? Benim haberim yok. Benim haberim olmadan nasıl gelebilir? Senin dümenini bozmaya gelmiş. Mithat'ın yanına gitmiş. Öldürmeden çıktığına göre seni durmuş demek. Nasıl olur lan? Nasıl? Onu ben adam ettim. Ben Hüseyin Çınaroğlu'yum. Onlardan kan alacağım lan. Kan alacağım. Alacağım. Efendim abi. Git bizimkilere haber ver. Herkes toplansın. Herkes burada olacak. Özellikle Ersan burada olacak. Öyle işte. Nişan taktığımız gibi duruyor. Bir gelişme yok. Sen Mithat abiyle konuşsan, o Muhammed'i arasa. Tabii ben söylerim, o konuşur onunla. Sen peki Mahberi, nereye kadar böyle devam edecek? Bizim imkansız gibi. Zaten çocukluğumuzdan beri uzaktan bakıyoruz birbirimize. Yıllardır da yok zaten. O öğrenemez diye araba sürmeyi öğrendim. Malum yolu belli zaten. Silah kullanmayı öğrendim. Ya ne bileyim, evin musluğu bozuldu, ben tamir ettim. Araba bozuldu, ben sanayiye götürdüm. Kürek çektim, durdum. Belki bir gün olur diye, olursa eksiklik hissetmesin diye her şeyi öğrenmek için çabaladım. Onun da sana bakışları ortada. Seni sevdiği belli. Bunu fark etmeyen duygusuzdur. Gerçekten öyle mi? Kesin tabii. Mektubunda hep seni soruyormuş çetoya falan. Ya aslında ben de ona mektup yazdım. Ne dedin? Öyle işte. Sen ne yapıyorsun başka? Aman aynı işte. Düğün, beklemece. Merak etme, yazı halledeceğiz o iş. Aynen de dediğin gibi.
Paket yaptım. Öldürdüm Harun'u. Tamam baba. Geliyorum o zaman. Sen artık öldü sanıyor abi. Kardeşim sen yıllardır bu adamın yanındaydın. Neden şimdi tarafını değiştirdin? Ben yıllarca anasız babası büyüdüm abi. Ben el kadar bir çağken babam gözümün önünde anamı vurdu. Kendim hapusa girdi. Anam ellerimde. İyi ki sen söylüyorsun bak. Sana hem analık hem babalık yaptı. Karşıyaka'da kadınlar, çocuklar öldü abi. Mithatgil haklılar. Ben de elimden gelen güzelliği onlara yapmak için bir fırsat yakaladım. Ayaz Uluhanlı, Aldıyanlı, Eğri'yi, Doğru'yu gösterdi. Neyse abi. Sen ortalıktan uzak dur. En azından Çınaroğlu ölene kadar. Ayaz ne derse onu yaparım. Ne de olsa onun sayesinde hayattayım. Öl dese ölürüm. Hüseyin büyük adam. Korkuyor muyum? Evet. Ama bu saatten sonra ölüm de olsa eyvallah. Adamda merhamet namına bir şey yok. Ölümü bile fantaziyle yapan bir adam. Uzak kaçmak lazım. Ne de olsa baban sayılır. Korkmama gerek yok. Öyle deme abi. Ben senin kaçış yollarını ayarladım. İstersen seni bir yerlere gömebilirim. Bir iki ay kalırsın. Dediğim gibi Ayaz Uluhanlı ne derse onu yaparım. Eyvallah babası. Okan baba. Buyur kardeş. Daha bizi sal gidek. Vallahi işimiz gücümüz var imanan kurban. Öde bırak beni gidem ya. Özcu. Abi. Sür beni. Yine bir rüzgar yaptın ha Okan baba. Yaparım baba. Haklısın tabii. Eyvallah. Özcu. Dönükken çatodan Zebeg'e de haber ver gelsinler ha, mahalledeyiz tamam. Tamam abi. Bedavadan bozdun bizi. Haklısın. Hayırdır abi, ne telaş ya? Senin haberin yok mu kardeşim? Neden ya? O toparka baskın yedik. Herkes paket. Benle Mithat kaçtık. Harbi mi ya? Abi, Burak abimi de götürmüşler. Hangi olaydan aldılar acaba? Gerçi hepsinde cinayet var. Rasim abi ile haber veredik abi. Karakol ifadesi çok önemli. En azından birkaç kurtulur. Kardeşim bir sakin ol. Ben ona söyledim, aradım. Dedim iki avukat daha al git. Dedi tamam abi bendedir. Hele bak hele ya. Biz de firara mı düşek abi, ne yapak? Yok kardeşim sakin ol. Önce bir Mithat'ı bulak. Abi Mithat illa ki buraya düşer. Biz mahalleye ayık olak. Canı! Ölen, sağa sola 3-5 tane genç koyun. Arkaya, öne, sağa, sola memur girerse ilk buranın haber olacak. Ama tamam. Abi, hadi hadi baba, hadi baba. Emmim kızı, anlat bakalım bir sene içinde hayatın ne kadar değişti? Aynen kalender. Gerçekten ne olduğunu anlam veremedim. Tabii aşk kötü bir şey. Nasıl yani kalender? Ne aşkı? Senin Mithat'a olan duygularını biliyorum. Seval, yeme şimdi bizi burada. Ya yok öyle bir şey. Seval, ben seni anlıyorum bazı. Ben onun için buradayım. O zaman ne diyeyim? Kalk git mi diyeyim? Neyse Seval, Mithat'ın başı dertteydi. Hani ondan dedim ben. Nasıl dertte ya? Ne oldu ki Mithat'a? Vallahi polis peşinde. Tek başına kaldı zaten. Babam da affetmez asla. Her yere adamlarını saldı. Neredeyse zaten bulurlar onu da. Neyse ben kaçtım bacım. Allah'a emanet ol. Kalender dur. Ya ben ona ulaşabilirim. En azından mahallede mi değil mi? Ya onu öğrenebilirim. Alo. Mahperi merhaba, ben Seval. Ya Mithat'a acil ulaşmam lazım. Amcam peşindeymiş. Başına kötü işler gelebilir. Peki anladım. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Yokmuş mahallede. Ya diğerleri oradaymış ama Mithat orada değilmiş.
Bir şey öğrenirsen bana haber ver dedim ama uf, ne bileyim, ses çok telaşlı geliyordu. Peki bacım, bir şey duyarsan söylersin. Kalender, ona bir şey olmasın. En azından ben yurt dışından gelene kadar. Bundan emin olabilirsin bacım. Şimdi ben Alican'ı arayayım, seni havalimanına bıraksın. Alo, Mercan abi. Mahalleye düşmüş abi, şimdi tam sırası. 10 kişi topla gel abi. Tamam abi, tamam. Erbay abi, şimdi ne yapacak ha? Ben ne bileyim kardeş, ama görünen o kişi buradan biraz zor çıkarız. Ulan 15 gün olmadı hayatınızda olalı, sen yüzde 15 yıl ceza yatacağım lan. Sıkıntı yok, cezasını ne yatar kardeş? Lan Hasan, bir daha konuşursan kemiklerini kırar elem veririm senin. Abi ben şimdi ne yapayım? Eğildim, sana selam verdim. E polis kulu nasıl çıktı fark etti. Bu benim suçum mu? Bence o değil de siz şimdi Aslı için ceza mı yatacaksınız ya? Abi Aslı için de şimdi 36 yıl yatmaz ki ya. Aslı için bir ömür yatılır oğlum eşi. Aslan kardeşim. Bak abi duy bunları duy. Lan! Ya lan! Abi alt taraf 36 sene ya. Ne lan kendine? Oğlum sen hastanede kenarım lan. Erbay, Erbay kardeş bak. Allah için ya. Kardeş bırak. Bir de siz başlamayın kardeş. Allah için ya. Sen şurada. Teşekkür ederim. Tekrar karşılaşacak mıyız? Kim bilir? Elazığ küçük memleket. Belki bir gün acı bir kahveni içerim. Utak bir şey soracağım. Hiç kaçıp gitmeyi düşündün mü buralarda? Sen düşündün galiba. Defalarca düşündüm. Dikenler üzerinde yürümeyi seviyorsan iyi bir yol arkadaşıyım. Kendine bak. Ama şoför ben olacağım. Dikkat et. Sen de. Gekü gekü. Ha valla. Ulan bu ne? Ulan daha yeni de yaptırmıştı ya. Tamir dedim mi? Vay ana. Uf. Yoruldu böldük ya. Ha valla baba doğrusu işte. Vay vay vay. Baba ben sana dedim gelme. Biz gidip gelirdik. Yavrum nasıl gelmeyeyim ay kere bunaldım sıkıldım dedim eşimden o kerefeye gelem göre. Özgelmişsin daha yazımı. Bir yandan da geldi gibi yolda ha. Her o televizyon akserat olur mu ya? Ya baba Allah'ın anam bırak televizyonu ya. Ya öyle dur Ayaz abinin deyiklerini konuşak. Yine konuşuruz Ayaz bakak ne var ne yok haberlerde haberlerde. Ya abi baba de, dur beni dinle imana kurban sen. Ya vay baba. Ya aç dedim sana çiçek su içine sıçtıkma. Allah Allah. Şey ya baba o zaman... Ne şey ha o zaman? Kendin aç ha he? Değil. Vay baba ne kadar açmaz zormuş ya. Vay ana. Ulan bu ne? Bu, sen bunu yine mi kırdın? Bu şunu nasıl yapayım? Hele bak ya iki gün dayanmadım bir kumanda ya. Aman baba boş ver ya. İstiyorsan alam yanımda biraz bende kalsın. Kerata da gözümün önünden bir dakika ayrılsa duramayayım Sevi. Evladın da bir zahmet. Sevi yani baba. İşte hatır mı ya? Tamam baba tamam. Sakin ol. Yine sinirler çatalacak adam var ama. Ulan ne güzel hazır be. Memlekette adam bırakmadık. Bu yaşımızda babamıza fırça yedik. Eyvallah. İyi.
Ne abi? Hapsi orada. Hiçbir şey hakim değiller. Direkt kurak çıkar. O zaman abi Mercan abi. Kofik. Ha sen, lan sensin Kofik. Ana ne dedi? Ne dedi bu bana? Muhammed. Hadi lan sensin Kofik dedi. Aynen. Ayıp ama değil mi? Hadi lan hadi. 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 Hadi sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Hadi. Bunların yerinde olmak vardı abi. Bir gün daha bir kardeşimle beraber yatık. Ben Müst Ramzan'da yatı köşe ranza, ağa ranzası gibi perde bile yapmış kendini. Müste ha. Tabii dedim dur. Sen öyle. Gece ayağını ranzanın tepesine bir bağladım bunun. Sabah sayında dedim bomba gelecek. Herkese daha yıktırdım. Sabah sayın bir girdi içeriye. Bunun bir ayak tepede bir ayak işte. Bağırdı. Baş efendi adam diye. Tarkan benim kardeşimdir. Yeri gelmiş abim olmuş, yeri gelmiş kardeşim olmuş. Biz beraber çok mevzulara, çok olaylara girip çıkmışız. Eyvallah, başım gözüm üstüne. Eyvallah kardeşim. Namus senden daha hızlı ilerliyor. Bundan sonra beraberiz. Efendim Mehmet abi. Özgürler kardeşim. Hepsi özgürler. Koş gel yetiş. Hep sözlüler. Hayırdır babuş, ne oldu? Babuş. Mercan abi, intikam belalanır işte. Oğlanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Şimdi memleket düşünsün abi. Ağayı da paşayı da. Bir süre buradayız abi. Sonra kayarız. Ben şimdi öksüzü arayayım abi. Burayı karargaha çevirsin. Emredersin komutanım. Thank you.
Mithat, cevap ver kardeşim. Allah aşkına cevap ver. Ne yapacağız? Cevap ver Allah aşkına, ne yapacağız? Onların yedi ceddini bu memleketten silmezsem bana da Mithat Zadoğlu demesinler abi. Tüm gençlere söyle, hazırlansınlar. Gidiyoruz. Yeter değil mi abi? Bu kadar insanın suçu ne? Hepsi senin yüzünden ölmek zorunda mı? Dışarı mahşer yeri gibi. Daha neyin savaşını vereceksin? Baksana Yavuz Ali'ye. Daha neyin bedelini ödeyecek senin için? Bak Mahperi. Senin baban yurt dışında finkat iken ben burada bu insanlarla yaşam mücadelesi verdim. Sen o kolejlerde okurken ben burada bir ekmeği beş kişiyle bölüşüdüm. Benim o amcam olarak bilmediğim kişi var ya, hala yüzünü bile bilmiyorum, o kişi var ya, kuzu çevirirken ben burada bir ekmeği beş kişi bölüşüdüm. Bir kerpiç evde. Şimdi sen neyin hesabını soruyorsun Mahperi? Mahallenin halini görmüyor musun? Onlara zarar vermekten başka ne yapıyorsun? Git kendi intikamını kendin al. Rahmetli baban yaşasaydı böyle yapardı. Mehmet abi. Kardeş. Siz yaralılarla ilgilen. Abi sen? Başlatma lan abi de. Ne dediysem o. Kimse paket olmayacak. Polise taş, sopa, lan çiçek bile atılmayacak. Mehmet abi. Yavuz Ali sende. Ne yap et onu buradan kaçır. Tamam kardeşim. Daha fazla ceza yatmazsın. Kendine dikkat et. Eyvallah. Kardeşim hayırdır, streslisin yine bugün. Hacı görmüşsün bu kıbrakların yaptıklarını. Bu garibanlardan ne istiyor bunlar? Nasılsa yerlerini öğrendik, icabına bakacağız. Bunları ibret alem için harp puta salandırmak lazım hacı. Eski günlerdeki gibi. Aynen hacı. Yerlerini öğrendik baboş. Hüseyin'in oğlan mercan yapmış. Tamam abi. Söyleyin yerlerini, giden ben. Sen bizi koftu mu sandın Mithat? Ölümse ölüm. Ya birlikte öleceğiz ya birlikte öldüreceğiz. İntikamsa hepimizin intikamı baboş.
selam söyle babaya falan. Ben de geleceğim zaten. Mihribana, ne bileyim, anneme de selam söyle. Ama ağlamayacağım. Ama ağlamayacağım, değil mi? Hadi. Abi. Abi. Hadi. Hadi kardeşim. Tamam, bir dakika abi. Çeto. Hadi. Dur abi. Abi. Üşür abi. Çeto. Çeto. Abi. Abi cennete giderdim abi. Gidecek kardeşim. Gidecek can kardeşim. Ramazan'da tuttu orucunu ben gördüm abi. Babuş, bu işi eski usul halledeceğiz. Hacı abi, eski usul halledeceğiz bu işi.